bu senekinimizi sonbaharda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Ancak biraz yazki gidişata göre belirli maddelere karar vermek istiyoruz. Çünkü geçen sene çok COVID'in bir peak'ine çok yakın bir dönemde yapmıştık. Dolayısıyla çok kısıtlı kişi kabul edebilmiştik. Yan etkinliklerimizi iptal etmek zorunda kalmıştık. Bu sene de gidişata göre biraz durumu değerlendireceğiz. Bizim projemiz çağdaş sanat alanı içerisinde. Dolayısıyla geleneksel sanatlara daha çok yer veremiyoruz çağdaş bir yorumu olmadığı sürece. Öncelikle onu söylemek isterim. Ardından bizim yaş ve eğitim kısıtlamamız yok. Dolayısıyla bir güzel sanatlar mezuniyeti veyahut da işte şu yaşta olmalı gibi bir beklenti içerisinde değiliz. Sadece sanatçıların profesyonel bir sanat kurumuyla çalışmamış olmaları, yani bir galeri temsiliyeti olmaması gerekiyor, zamanında olmuşsa da bu geçerli. Belirli tanınan fuarlarda senelerce yer almamış olması gerekiyor. Yani biz bu fırsatı bulamamış ve geniş kitlelerle bir araya gelememiş sanatçılara fırsat vermeye çalışıyoruz. Bizim için en önemli kıstas bu. Bir de sanatçılar başvuru dosyalarını gönderdikten sonra jürilerimiz değerlendiriyor. Ve yer alacak sanatçılarla bir çalışmaya başlıyoruz. Yaklaşık 1500 başvuru alıyoruz ve sadece en fazla, yani geçen sene 45 proje yer verilmişti, en fazla 50 proje yer alabiliyor. Dolayısıyla çok zorlu ve çok detaylı bir çalışma süreci bizim için, başvuru değerlendirme süreci. Her alandan başvurabiliyor sanatçılarımız. Heykel, dijital, çizim, resim, fotoğraf, video, enstalasyon, her alana açığız açıkçası. Hatta çok farklı alanlardan sanatçıları tanımak da çok istiyoruz.